Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Kunzi İnstitutu'nun Bişkek'te terakki kılışı endişe payda kıldı. Xitay rejimi yıllardan buyan tajavuzcılık, kengaymecilik, müngeyüz siyasete de en köp işiltip kilovatkan ve yaman garizini niqablaş üçün Kunzi İnstitutu namıda dünyayı yamırgan Kunzi İnstitutları bir kısım garip elleri ve Amerika'dan koğulap çıkırılgan bir payıda onun Kırgızistan'da terakki kılışı dikkat kozgıdı. Tanrıtağ Doğru'nun bugünkü haberde bildirilişçe kısmen Kırgız okutukçular Xitay'a tamamen mail bulup ketken bulup Gülzat İsmatova Bişkek Devletlik Üniversitesi Kunzi İnstitutu'nun Kırgızistan taraf müdiri iken. Gülzat İsmatova muhbirga Xitay qolga keltirgen bir qatar taraqqiyat muvaffaqiyatlari dünyanın diqqatini tortdi. Xitay tili yiziqi ögünish Kırgızistan'daki yaş evlatlarga dünyaga tutishadigan darvozani ochib beradi degan. Bildirilishicha Bishkek Davlatlik Universitetida Kunzi Instituti qurilgandan keyin Kunzi Institutining nizomnomasi bo'yicha o'qitish va kundalik boshqarish tizimlari tadrijiy mukammallashtirilgan. İki taraf Xitay tili yiziqi o'qitishi va Xitay Qirg'iziston ma'rif madaniyat qatorliq jihatlarda hamkorlashgan. Xitay Qirg'izistonda Xitay madaniyatini kuchab tashviq qilishga boshlagan bo'lib, Bishkekda Kunzi Instituti qurilgandan tortib hozirgacha Bishkek Davlatlik Universiteti Kunzi Instituti yig'in, leksiya, bayram tabriklash marosimi, adabiyot san'at faoliyati, surat ko'rgazmasi, Xitay tili ko'rigi musobaqasi qatorliq 500 maydon qitimdan ortiq turli faoliyatlarni tashkillagan. Bu faoliyatlarga necha 10 ming odam qitim qatnashgan. Ma'lum bo'lishicha 2008 yili 6-yanning 15-chi kuni atalmish Xinjiang Universiteti Bishkek Davlatlik Universiteti bilan hamkorlashib Qirg'izistonda tunji Kunzi Institutini qurgan. Bishkekda Kunzi Instituti qurilgan 15 yildan buyon Xitoy doirlari Qirg'iz xalqini Xitoylashtirish uchun kuchayotgan bo'lib, bugungi kunda Bishkek Davlatlik Universiteti Kunzi Institutida 9 Kunzi darsxonasi, 10 o'qitish nuqtasi ta'sis qilingan. Xitoy tili yiziqini o'rgandigan Qirg'iz o'quvchilar 4000 dan oshgan. Kuzatkichilar Xitoyning xalqaroda bo'libmi rayonda kengaymichilik qilayotganligini Kunzi Instituti Xitoyning kengaymichilik yo'lini ochadigan tashviqot va ta'lim tarbiya o'zi ekanligini Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilishdan ilgari oldi bilan Xitoy kommunistlarini Sharq Turkiston xalqi orasiga suqib kirgizganligini kommunistlar Xitoyning yolg'on tashviqotlarga qisman xalqni ishontirganligini orqadan sharoit pishib yetilganda Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib olganligini Qirg'iziston xalqining Xitoyning yolg'on tashviqotlariga aldanmasligi kerakligini, Uyg'urlarning taqdiridan ibrat olishi kerakligini bildirishmoqda. Suriya raisi Bashar Asad Xitoy ziyoratini boshladi. Suriya raisi Bashar Asad aradan 20 yil o'tgandan keyin Xitoyning taklifi bilan Xitoy ziyoratini boshladi. Amerika ovozining 21 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Suriya raisi Bashar Asad 21 sentabr Xitoy Avasiya yo'lovchilar aeroplani bilan Beijingga yetib berib, Xitoy ziyoratini boshlagan bo'lib, bu ziyorat uning 2004 yildan buyongi tunji qitimliq Xitoy ziyorati bo'lib, G'arbning jazosi sababli 10 yildan ortiq davom qilgan diplomatik embargoni oxirlashtirishni planlagan. Bildirilishicha Bashar Asad 10 necha chet el amaldorlari bilan Xitoyning Xangjuda o'tkazilgan Osiyo tanarkat musobaqasining ochilish marosimiga qatnashdi ekan. Bashar Asad tashqi ishlar ministri, muhojirlar ministri, iqtisod va tashqi savdo ministri qatorliq yuqori darajalik amaldorlardan tarkib topgan Suriya vakillari o'mekini boshlab borgan bo'lib, bir qator ko'rishishlarda bo'ldi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mavning muxbirlarni kutib olish yig'inida bu haqda so'z qilib, Basharning Xitoy-Suriya munosabatini taraqqiy qildirishga ahamiyat beradiganligi, bu uning prezidentlik vazifasini topshirib olgandan buyongi ikkinchi qatimliq Xitoyni ziyorat qilishi ekanligi, Xitoy raisi Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlari bilan ko'rishadiganligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha Bashar Asadning Osiyo tanarkat musobaqasining ochilish marosimiga Xitoy raisi Xi Jinping bilan qatnashishi Suriyaning dunyo sahnasiga asta-asta qaytib kelishi uchun sahna hozirlaydi ekan. Bundan ilgari Suriya 2022 yili Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusiga qatnashgan va bu yil mayda 22 davlat a'zo bo'lgan Arab birlashmasi yig'iniga qatnashgan. Bashar Asad hukumatga qarshi namoyishlarni rahimsizlarcha bostirganligi sababli nurg'un davlatlar tarafidan embargo yurgizilgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi Suriyaning asosliq ittifoqdoshlari bo'lgan Rossiya va Iran bilan birlikda Bashar Asad bilan bo'lgan normal munosabatni saqlab kelgan.
ve BDT'de Esad hükümetine karşı kararlarının makullanışının aldığını eliş için 8 kıtım red kılış hukukunu işletken. Xitay dairleri yine Suriye'nin bihaterlik tarmakları bilen yakından mahbi hemkarlaşıp korallı kısım uğrulaştırgan. Xitaylar Japonya'nın Xitay'da turuşluk baş elçihanesini parakende kıldı. Xitaylar Japonya'nın Xitay'da turuşluk baş elçihanesini parakende kılgan bulup, Japonya baş elçihanesi 400 mandan artık parakendecilik telefonunu tapşırvalgan. Xalqaro xabarlar to'rining 21 sentyabr Yaponiya taratqolarining xabarini naql qilib xabar qilishcha, Yaponiyaning yadro suyini dengizga qo'yib berish harakati boshlangandan buyon Yaponiyaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi 400 mingdan ortiq parakandachilik selishma xizmatidagi telefonlarni topshirib olgan. Yaponiya Kyodo xabar agentligining bu haqda xabar qilishcha, Yaponiya hukumatidagi munosabatlik manbalar 19 sentyabr Tokyo elektr energiyasi Fukushima Daiichi yadro elektr stansiyasining Yaponiyaning Beijingda turishliq bosh elchixonasi Xitoy ichidan kelgan parakandachilik telefonlarini topshirib olgan bo'lib, qisqa vaqtda parakandachilik selish telefonining umumiy soni 400 mingdan oshib ketgan. Alaqadar manbalarının eytişçe parakendicilik yukarı belliği çıkkanda parakendicilik saldıgan telefon künegi 40 mingdan eşip ketken. Avgustun ahırıda parakendicilik saldıgan telefonlarının sani azayışkı başlayan bosumu ama yenili yukarı haletini saklıgan bulup künegi 10 ming etrafıda parakendicilik telefonu kelgen. Birlik etimde 30 telefonunu bir taraf kılalaydıgan elçihana nöbetli pahalı çalığı çüşüp kalgan. Yaponiya hükümeti Xitay dairelerden normal soğuduğu tosqulluk kıldı degen asasda bu işini bir taraf kılışını kayıt talep kılgan bosumu ama ehvalde hiç kandak özgürüş bulmağan. Bildirilişçe parakendicilik saldıgan telefonlarının köpüncisi Yaponiyanı tıllaydıgan tehdit saldıgan sözlerini işletken bulup, baş elçihana parakendi kılgan yanfun numarlarını hatırlayıp, onlarını Xitay CHI tarmaklarına dökülat kılgan. Uyghur alime Rahila Davud'nun müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınganlığı aşkarlandı. Amerika Diyalog Fondu'nun 21 sentyabr aşkarlaşça uzundan buyan tutkunda turuvatkan Uyghur folklorşunas atalmış Şinjan Üniversitesi'nin profesörü Dr. Rahila Davud'nun Xitay rejimi tarafından müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınganlığını dalillegen. Kişilik hukuk organı Diyalog Fondu'nun bildirişçe ular bu uçurna Xitay'nın bir hükümet emeldarıdan ikiligen bulup, mezkur Xitay emeldarının dalillişçe Rahila Davud tutkun kılınıp bir yıldan keyin 2018 yılı 13 ayda bölgünçülük yani devlet xavfsizligiga ziyan keltirish cinayeti bilen Ürümqi şehirlik Otırxalıq Sot Mahkemesi sotlanğan ve müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınğan iken. Rahila Davud bu hükümge narazılık bildirip Uyghur Abdum Rayonluq Yuqur Sot Mahkemesi'ge eri sunğan bosumu, bırak onun arzı red kılıngan. Diyalog Fondu'nun ilgiri sürüşçe Profesör Rahila Davud müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınış bilen bir vaqtta yani siyasi hukukudun mu ömürlük mahrum kılıngan. Rahila Davud Uyghur folklori ve mazar tetkikatı sahasida xalqaralıq şan-şerefke ege bolgan Uyghur alimesi idi. O 2017 yılının ahiri izdireksiz gayip bolgandan buyan Xitay rejimi onun akıbeti haqqıda hiç qandaq uçur bermek kelgen idi. Diyalog Fondu'nun bildirişçe ilgiri Profesör Rahila Davud'a uzun müddetli qamoq cezası berilgenliki tuğrusida parazlar oturgu çıkan bosumu ama bu Xitay rejimi organdaki işencilik mənbənin tuncu qatım onun müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınğanlıqını dəlillişi bulup hesaplandıken. Diyalog Fondu'nun icraiya direktori John Kam Profesör Rahila Davud'un müddetsiz qamoq cezasına hüküm kılınışını misilsiz paciye edip körsetken. O yana bu Uyghur halkı ve ilimpen erkenlikini kadırlaydıgan barlıq kişiler üçün zor bir yoktuş degen. Rahila Davud'un müddetsiz qamoqqa hüküm kılınganlığı haqqıdaki bu en yeni uçur, ijtimai taratqularda keng tarqalıp küçülük inkas qozg'umoqda. Minister Güler Azerbaycan armiyasının Qarabağdaki g'alibasini tebrikledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler, Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministeri Zakir Hasanov'a telefon kılıp, Azerbaycan armiyasının Qarabağdaki terörizmge karşı körüşüde kolgu keltürgen galibesini tebrikledi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat ilan kılıp, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministeri Yaşar Güler'nin Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministeri Zakir Hasanov'a telefon kılıp, Qarabağdaki terörçilerge zarib biriş hareketinin galibilik tamamlanğanlığını tebrikligenlikini, Türkiye'nin her daimkığı okşaşla bugün mü Azerbaycan bilen bir septi turduğanlıkını etkallıkını bildirdi. Bayanatı körüstülüşçe, Minister Güler Zerbiliş Hareketi Ceryanı'da şehit bulgan askerlerge təziye bildirgen ve yarlanğan askerlerinin salametlikinin tezirek əsliki gelişini tiligen. Minister başka münasibetlik meseleler doğrusudumu pikir almıştırgan.
Josep Borrell Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş hareketleri hakkında söz kıldı. Avrupa İttifakı Taşkı Münasifet ve Bihaterlik Siyaseti Ali Vekili Josep Borrell Kur'an-ı Kerim'ni köydürüşke okşaş hareketlerinin terörçiler tarafından suistimal kılınıvatkallıkını etti. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Avrupa İttifakı Taşkı Münasifet ve Bihaterlik Siyaseti Ali Vekili Josep Borrell Kur'an-ı Kerim'ni köydürüşke okşaş hareketlerinin terörçiler tarafından suistimal kılınıvatkallıkını ve ünümlü karıştırış için cemiyette kan korsaklıkını umumlaştırışının zürürlükini bildirdi. Borrell Amerika'nın New York şehirde ötküzülgen BDT 78. nöbetlik umumi kengeşige katnaştı ve yarışarı terörlükü karşı küreş münbirinin 13. nöbetlik ministerler yığınıda içiliş nutku sözlüdi. Borrell Mısır Taşkı İşler Ministeri Semih Şükrü bilen birlikte tan derecelik başlıklık vazifesini ötügen mezkur yığında terörlükü ünümlük zarıp biriş üçün cemiyette kan korsaklıkını teşebbüs kılış gerekliliğini təkidledi. Josep Borrell biz cemiyetimizde iğbagerçilik hareketleri çidimaslık ve üçmenlik hareketlerine köplep şahit bulmaktımız. Biz Kur'an-ı Kerim'nin köydürülgenliğini körmektimiz. Bular terörlük unsurları tarafından burmalanan ideolojisini yeyiş, terörlük hareketlerini teşkilleş ve işgı aşırış üçün kayıt suistimal kılınmakta, dedi. Borrell yazdı Şivisiya ve Daniyada yüz bergen Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş hareketi üstüde toxtulup, Avrupa'da bazı kişilerinin nurgun Müslümanlarını azaplıgan hareketlerden keyin Avrupa İttifakı her qandaq şekildeki dini öçmenlikni ilgiri sürüşini qat'i red qildiganligini tekrarladı, dedi. Hürmetli körmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşkice, aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.